Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kahve telvesinin bitkilere ne gibi faydası vardır ve nasıl uygulanmalıdır ondan bahsedeceğim. Kahve telvesi topraktaki organizmalar tarafından bitkilerin kullanabileceği şekilde ayrıştırılabildiği için gübre olarak kullanılabilen bitkisel bir atık maddedir. Kahve telvesi özellikle kompost hazırlığı için çok değerlidir. Fosfat açısından zengin olan kahve telvesi, kompostun içine atıldığında o kompostun niteliğini zenginleştirir. Bu videoda telveyi kompost yapımında değil, tek başına bitkilere nasıl kullanıldığını işleyeceğiz. Asıl önemli olan kahvenin içerdiği organik maddelerdir. Yapılan bir araştırmaya göre, kahvede %4 azot, %1 fosfor ve %3 potasyum vardır. Bunlar bitki gelişimi için gerekli maddelerdir. Kahve telvesi gibi nitrojen bazlı gübreler, yaprakların ve sürgünlerin büyümesini destekledikleri için özellikle ilkbaharda birçok bitki için faydalıdır. Kahve telvesindeki azot yaprak büyümesini uyarır. Fosfor, çiçeklenmeyi ve meyve olgunlaşmasını destekler. Potasyum ise hücre yapısını destekler ve bitki direncini arttırır. Kahve telvesi 6 ile 7 arasındaki bir pH'i kabul eden tüm bitkiler için uygundur. pH değeri 5 ila 7 arasındakilerin kullanım oranını biraz azaltarak uygulayabilirsiniz. Uygun olanlar arasında sebzeler, süs çalıları ve çiçekli bitkiler dahildir. Genellikle hangi bitkiler sevmez dersek lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı. Türk kahve telvesini veya filtre kahve telvesini toprağa atmak yerine karıştırmak lazım. Bu çok önemli. Saksı bitkilerinde toprağın üstüne serpiştirilen kahve telvesinin etkisi azdır. Bunun nedeni toz halindeki telvenin içerisindeki maddelerin bitkiler tarafından kolaylıkla değerlendirilememesindendir. İşe yaraması için önce topraktaki mikroorganizmalar tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu yüzden kurutulmuş telveyi saksı bitkilerindeki toprağın üst tabakasına karıştırmanız gerekir. Bu işlemi bir çatal yardımı ile yapabilirsiniz. Bitkiler besinlerden bu şekilde daha rahat faydalanır. Bahçedeki bitkiler için kurutulmuş tozu yüzeye eşit olarak serpin. Sulama yaptığınızda partiküller toprak gözeneklerine girecektir. Kahve telvesini nemli kullanırsanız küflenme yapabilir. Türk kahvesinin telvesini veya kahve filtresinden arta kalanları gevşek bir şekilde dağıtabileceğiniz geniş bir kaba doldurun. Güneşli bir pencere kenarına yerleştirin ve tozu günlük olarak karıştırın. Bu şekilde kurumasını sağlayın. Ya da fırında 50 ila 100 santigrat derecede kurutabilirsiniz. Fırının derecesine göre yaklaşık 30 dakika içerisinde kuruyacaktır. Alternatif olarak seyreltilmiş bir kahve solüsyonu ile sulama yapabilirsiniz. Taze demlenmiş kahve telvesini 1'e 5 oranında su ile karıştırın. Açık balkon ve bahçedeki yani açık havadaki bitkiler için 2-3 litrelik ev tipi saksıya 2 tatlı kaşığı kahve telvesini yılda 4 kez yani 3-4 ayda bir tekrarlayarak bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. İç mekan bitkilerini kış ve ilkbaharda yani yılda 2 kez 2 tatlı kaşığı kahve tozu ile gübreleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz sıvı karışımı 2 gün bekletin ve ardından sulamayı yapabilirsiniz. 2-3 litrelik bir saksı için 2 kahve fincanı kadar sıvı karışım yeterlidir. Kahvenin asitliğine dikkat edin. Filtre kahve ve Türk kahvesi farklıdır. Filtre kahve kullanacaksanız, filtre kahve telvesi
ve yumurta kabuklarını karıştırın. Kabuklar kireçlidir. Asitliği dengeler. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.